Herkes için yazılımdan herkese merhabalar. C programlama derslerinin 4. sezonuna hoş geldiniz. Şimdi biz bu videoya kadar hemen hemen bütün videolarımızda şunu yaptık. Bir tanımlama yaptık. Int sayı dedik. Eşittir 15 dedik mesela. Ve tanımladık. Ne dedik? Double dedik. Virgüllü sayı dedik. Ve karşısına tanımını yazdık. Bunun ne içerdiğini yazdık. Şimdi diziler programlamaya yeni başladığımızda biraz daha anlaması zor bir konu. Diğer bu zamana kadar işlediğimiz konulardansa. O yüzden ben burada bunu biraz daha değiştirip günlük hayata uyarlamak istiyorum. O yüzden şuradaki int sayıyı kopyaladım ve şuraya getiriyorum. Hatta şurada eşitlikten sonrasını da siliyorum. Şimdi int burada bizim neyimiz? Yani integer bizim burada bulunan türümüz. Değil mi? Sayı da türe verdiğimiz isim. Açık açık yazalım. Şimdi günlük hayatta en fazla kullandığımız programlardan birisi ne? Müzik dinleme programları. Büyük bir çoğunluğumuz müzik dinleme programlarını aktif olarak kullanıyor. Şimdi müzik dinleme programlarında ne yapıyoruz? Bir müziği bizim integer sayımız yerine kullanalım. Mesela müziğimizin türü rock olsun ve şarkımızın adı diyorum. Şimdi müzik dinleme programını yaparken her seferinde arama yerine girip 3-4 dakikada bir şarkı mı aratıyoruz? Yoksa mesela ben rock seven biriyim diyelim. Rock playlistine girip rock playlistinin üzerinden mi şarkıları çekiyorum? Genelde ne yapıyoruz? Rock playlistine giriyoruz rock seviyorsak. Rock playlistinin üzerinden müziklerimizi dinliyoruz. Hip hop seviyorsak hip hop playlisti üzerinden şarkılarımızı çekiyoruz değil mi? Buna da şarkımızın adı 2 diyelim. Şimdi ama biz ne yapıyoruz programlama yaparken? Sürekli mesela int sayı dedik ve sayı dedikten sonra sadece sayıyı çekebiliyoruz. Şimdi o yüzden bizim bu programlama üzerinde playlist oluşturmamız lazım. O yüzden ne yapalım? Şurada hemen bir rock playlistimizi kuralım biz. Ne yapıyoruz? Rock diyoruz. Türümüz rock. Ve bunun adı ne olsun? Şöyle hatta açık yazalım. Rock playlisti. Daha sonra buna köşeli parantezimizi bırakıyoruz. Köşeli parantezimizden sonra da şuraya şöyle bu playlistte kaç tane şarkı bulunacak diye yazıyorum. Ben 30 tane şarkı bulunan bir playlist yapacağım diyelim. 30 tane şarkım bulunuyor şu anda bu playlistte. Yani nasıl olmuş oldu? Buraya türümüzü girmiş olduk. Buraya ismini girmiş olduk. Ve buraya da içinde ne kadar eleman bulunacak? Şimdi ya da şöyle yapıyoruz. Direkt ben bunun içinde bulunacak elemanlarla sınırlamıyorum. Rock playlist. Bu sefer de bunu da hip hop'la yapalım. Dedim. Ve eleman sayısını yazmak yerine şöyle yapıyorum. Eşittir diyorum. Buraya da diyorum ki bunun içindeki şarkılar. Şarkı 1 ve şarkı 2 olsun şimdilik. 2 tane eleman bulundursun. Daha devamını yazmadım. Burada sınırlamak yerine onun yerine burada şarkıları içine doldurarak sınırlamış oldum. Şimdi burada esas göstermek istediğim şey şu. Çok fazla elemanımız olduğunda bunları teker teker çağırmamız mantıksızlaşıyor. Düşünsenize internet üzerinde milyarlarca şarkı var belki ve biz orada teker teker şarkı arıyoruz. İstediğimiz şarkıyı arıyoruz. Onun yerine ne yapıyoruz? Giriyoruz, kendi playlistimizi seçiyoruz ve playlist üzerinden şarkıların akmasına bakıyoruz. Şimdi programlama dilinde de aslında durum çok benzer. Şimdi dizileri bu yüzden kullanıyoruz. İnt sayı dedim ama diyelim ki benim programımın belki 1000 tane sayı tutması gerekiyor. Yani bunu şöyle düşünün. 1000 tane sayıyı niye tutayım diye düşünmeyin. İleride programlar yapacaksınız belki ve içinde milyarlarca insanın kaydını tutacaksınız değil mi? O yüzden programın bazı şeyleri otomatik olarak tutması gerekiyor. Array'lerimi bu yüzden kullanıyorum. Şimdi bunu siliyorum ve sayıları tutacak bir dizi tanımlayalım. Int diyorum ve burada şuna değinmek istiyorum. Array ve diziyi birlikte kullanıyorum çünkü aslında çok aktif olarak ikisi de kullanılıyor. Array dizi dedim. Şöyle dizimizin içini dolduralım. 1, 3... Şöyle 2018 olsun. Farklı farklı sayılar koyabilirsiniz. Bu sıkıntı değil. Böyle doldurdum. Şu anda ne oldu? Buradaki dizimizin içi, az önce playlist demiştik. Dizimizin içi 6 tane elemanla dolmuş oldu. 1, 3, 2018, 98, 12 ve 14 elemanlarıyla. Peki bunları ben nasıl kullanacağım? Yazdırarak kullanalım. Printf diyorum. Integer'ları %d ile çağırıyorduk. Şimdi şurada şöyle bir kafa karışıklığı olabilir. Neden %d ile çağırdım? Hala bu. Çünkü bunu ben artık dizi olarak kullanıyorum. Neden %d ile çağırıyorum? İstediği kadar dizi olarak kullanabiliriz ama bu sonuçta bir integer. Ne yaptık? Bunun biz türünü belirlemiş olduk. Yani şarkıyı tek tek çağırdığınızda veya playlist çağırdığınızda tipi değişmiyor sonuçta. O yüzden şuraya şöyle bir virgül atıyorum. Ve diyorum ki dizinin
Mesela üçüncü elemanını çağıralım. Şimdi dizinin üçüncü elemanı deyince ne olması gerekiyor? 1, 2, 3. 2018'in gelmesini bekliyoruz değil mi? Ama beklediğimiz gibi bir sonuç alamayacağız. 98 sonucuna erişeceğiz. Neden? Çünkü döngülerde de ben size çok fazla bahsetmiştim. Programlamada saymaya her zaman sıfırdan başlıyoruz. Ne yapıyoruz? 0, 1, 2 ve 3. Yani aslında üçüncü sayımız 98'miş bizim. Sıfırıncı sayımız 1, 2, birinci sayımız 3 ve ikinci sayımız 2018. Üçüncü sayımızı bu şekilde çağırdık. Şimdi bu dersi aslında biraz daha mantığını kavramak için yaptım. Bu dersi daha fazla uzatmadan diğer derse geçelim. Kendinize dikkat edin, yazılımla ve iyi günlerde kalın.